2016 yaşında kurmuş olduğum hayalin aslında ortaya çıkması diyebilirim. 16 yaşındayken gitmiş olduğum bir Paris seyahatinde kişiye özel kozmetik ürünleri üreten bir aromaterapi mağazasına girmiştim. Onun sahibi Monique isimli bir kadındı. Hatta böyle tombul falan, böyle kıvırcık, kısa saçlı falan bir kadındı. Çok neşeli birisiydi ve orada tamamen benim kendi cildime özel bir analiz yapıp benim ihtiyacım olabilecek bir ürün gama sunmuştu bana. Ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Kişisel bir ürün ve 12 yıl, 13 yıl öncesinden bahsediyoruz. Sonrasında Türkiye'de böyle bir şey olmadığını düşündüğümde kendisiyle de konuştuk. Aslında böyle bir şey sen yapabilirsin demişti bana. Çünkü bizim aile işimiz kimya işi. Babam kimya mühendisi. Kimyanın çok farklı bir tarafındayız biz aslında. Sanayi kimyasalları üretiyoruz. Ben Türkiye'ye döndüğümde babama bu fikri açtığımda babam da biz iki kız kardeşiz. Ve aslında neden olmasın ki tamam bana bununla ilgili bir çalışma yap, araştır, getir bakarız demişti. Ben de tabii o dönemde 16 yaşında olduğum için aslında bir dönem ödevi hazırlanmışçasına böyle işi çok ciddiye almıştım. Ve kendimi babamın kozmetik sektörüne girme konusunda ikna ederken buldum. Herhalde o dönemki böyle ya çok inandığımdan dolayı beni destekledi ya da gerçekten aslında ben pazardaki boşluğu çok güzel bir şekilde karşısına çıkartmıştım. Ve dedik ki tamam o zaman kozmetik sektörüne girelim. Kozmetik sektörüne girmek fikri bambaşka bir şey çünkü kozmetik çok büyük bir dünya. Yani hani neresinde olabilirsiniz? Marketlere yönelik bir marka yaratabilirsiniz. Eczane kanalına yönelik bir marka olabilir. Bir renkli kozmetik olabilir. Sadece saç üzerinden ilerleyebilirsiniz. Doğrudan satış yöntemiyle satabilirsiniz. Yani çok uçsuz bucaksız bir dünya. Burada da aslında pazardaki gelecek ne tarafta onunla ilgili bir araştırma yaptığımızda artık insanların birazcık daha ciltlerinde ki sorunları çözme yönelik ürünler arayışına girdiğini gözlemledik ve bu nedenle dedik ki bir marka yaratacağız ve bu marka bir dermakozmetik markası olacak. Sonrasında da çalışmalarımıza başladık. Yani ilk ürünlerimizi çıkarttığımızda 09.09.2009'du ve geçtiğimiz sene de 9. yılımızı kutladık. Türkiye'de eczanelerde satıyoruz. Watsons mağazalarında satılıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 1250'nin üzerinde eczanede varız. Aynı zamanda Türkiye'de yine 1000'in üzerinde dermatolog tarafından ve aynı zamanda pediatristler tarafından ürünlerimiz tavsiye ediliyor. Yani aslında hayalini kurduğum şey şu anda çok güzel gidiyor. Online girişim gibi, bir e-girişim gibi aslında çok kısa ilerlemiyor. 9 yıl oldu ama inanıyorum ki bir gün dünya markası olacak. Yurt dışı ile ilgili düşüncemiz şuydu. Yani öncelikli olarak ben kendi ülkemizde var olmamız gerektiğine ve oturmamız gerektiğine inanıyordum. Bu nedenle kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki Türkiye'de biz 1 milyon kutu adede ulaştığımızda ihracat çalışmalarına başlayacağız. Biz 1 milyon kutu adedine geçtiğimiz 2-3 sene öncesinde ulaştık ve sonrasında da fuarlara çıkmaya başladık. Çünkü dedik ki yani orada gittiğimiz ülkelerde insanlar ya bak Türkiye'de bu kadar kişi bizim ürünümüzü kullandı. Böyle böyle sonuçlar elde ediyoruz. Bu kadar eczanede varız. Bu kadar dermatolog bizi tavsiye ediyor. Artık senin ülkende olmak istiyoruz demek istemiştik. Tabii ki de fuarlara gitmeye başlayınca hemen bir anda ihracat başlamıyor. Ya da hani başka markalarda oluyordur ama biz birazcık hani Türkiye'de nasıl titizlikle ilerliyorsak başka ülkelerde de öyle doğru kişilerle ilerleyelim istediğimiz için. Geçtiğimiz haftalarda ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Kıbrıs'a böyle yavru vatan, küçük bir ihracat oldu belki ama en yakınımızdan başlayalım istedik. Ve bundan sonrasında da şu anda iletişimde olduğumuz zaten birçok ülke var. Onlar da teker teker başlayacağız inşallah. Çok keyifli bir şekilde adım adım ilerliyoruz yani. Bence herkes kozmetik kullanmalı. Çünkü bir kere biz öncelikle kendimiz için bir ürün üretiyoruz. Yani gerçekten yeni bir ürün çıkartırken diyoruz ki ben bir temizleyici kullanacağım. Kullanacaksam nasıl bir içeriği olması gerekiyor? İşte tüm zararlı kimyasallardan uzak olsun, koruyuculardan uzak olsun, hayvansal içerik içermesin vesaire vesaire. Yani gerçekten o en mükemmel ürünü ararız ya internette hani neyi içermesin. Kozmet onların hiçbirisini içermiyor. Kozmet en güvenebileceğiniz içeriklere sahip. Olabilecek aslında en makul içerikte, en makul fiyatlarda size sunmaya çalıştığımız bir ürün serisi. Hep her zaman şöyle söylüyoruz. Yani bu ürünler önce aslında kendim için, benim için geliştirildi. Önce bizim ofisteki arkadaşlarımız için geliştirildi. Arge müdürümüz tarafından geliştirildi. Yani önce biz kendimiz için geliştiriyoruz. Sonra da bunu, bu mükemmel ürünü diyoruz ki bunu paketleyelim. Bunu artık sizlere sunalım. O yüzden yani şu an mesela bana sorsanız zaten hani neredeyse tüm kozmetik ürünlerini kullanıyorum. Aslında biz en güzelini, en iyisini yapmaya çalıştığımız için cildinize uygulamakta hiçbir şekilde tereddüt etmeyeceğiniz ürün serisi güvenle kullanabilirsiniz diyorum. Birincisi en büyük farkımız Türk olmamız. Çünkü gerçekten yani bizim gibi bir marka yok şu anda pazarda. Ve biz burada gerçekten sizleri dinleyerek, dermatologlarımızı dinleyerek, eczacılarımızı dinleyerek yeni ürünler geliştiriyoruz. Yani aslında
bir dermatoloğumuza gittiğimizde ya da bir dermatoloji kongresine gittiğimizde orada dermatoloğun gündeminde olan bir konu varsa biz anında onunla ilgili Ar-Ge'miz bir ürün çalışıp onu sunabilir mesela. Tabii ki de bunun ürün haline gelmesi bazen 2 sene, bazen 3 sene, bazen 4 sene alıyor ama biz aslında en bizim ihtiyacımız olan ürünü sizlere sunuyoruz. Çünkü baktığımızda bir İsviçre markası evet Türkiye pazarına geliyor ama o İsviçreli insanların cilt tipine uygun bir ürün gamı. Ama aslında biz burada birinci olarak kendi ihtiyaçlarımıza göre bir ürün gamı geliştirdiğimiz için aslında doğru sonuçları o yüzden daha çok alabiliyoruz. Bir başkası da biz çok samimiyiz. Yani gerçekten sizlerle olan iletişimimiz birçok kullanıcımızla biz sürekli iletişim halindeyiz. Ve onlar bize her zaman söyledikleri bazen hani ben onlarla konuşurum ve şey derler inanmıyorum hani ben sizinle mi konuştum diye. Yani hani sonuçta bu bizim markamız. Biz bunu hani hep birlikte yapıyoruz. Yani şu an bu videoyu izleyen kişilerle birlikte de beraber yapıyoruz. Bir yerlere birlikte getireceğimiz için diğerleri zaten Türkiye'de ülkemize gelmiş dünya markaları ama Kozmed'in hedefi zaten dünya markası olmak. O yüzden bunu hep birlikte yapacağımız için bizi belki birazcık daha samimi gördüklerinden de yani farkımız bu diyebilirim yani. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesidir bu. Biz hayvanları çok seviyoruz. O yüzden yani kozmetik endüstrisine onların da bu şekilde kobay haline getirilmesi bizim hiç hoşumuza giden bir şey değil. O yüzden kesinlikle yapmıyoruz. Kozmed markasını kurarken ki yaşadığım en büyük zorluk herhalde bir Türk markası olmaktı. Ve belki de çok küçük olmaktı. Çünkü ben üniversiteden mezun olduktan sonraki gün şirketteydim. Ben üniversitedeyken zaten aslında markanın tohumları atılıp çalışmaya başlamıştı. Ve ben artık son 2 sene böyle stajyer gibi geliyordum, gidiyordum. O dönemde bir ekip zaten hali hazırda çalışıyordu. Ve en çok karşılaştığımız şey bir Türk markası olmaktı. Yani hani bize herkes şunu söylemişti. Siz 2 seneye kalmaz batarsınız. Siz 3. senenizi göremezsiniz derlerdi. 2 seneye kalmaz batarsınız diyenler sonrasında 3. seneye gelince bunu demeye başladılar. 3 oldu. Ya 5'e çıkmazsınız dediler. Şimdi artık 9 olunca herkes gerçekten büyük bir sessizliğe büründü. Şu anda artık herkes şey diyor, kozmet çok güzel gidiyor vesaire diyor. Tabi bu bizi çok mutlu ediyor çünkü çok büyük bir ön yargıyı kırdık yani. Çünkü bu zamana kadar çok fazla denenmiş. Yani aslında başka Türk markaları zamanında çıkmışlar ve zaman içerisinde başarılı satışlara ulaştıktan sonra hep o içeriklerini, etken madde oranlarını düşürdükleri için kullanıcılar da bu sefer ya bu ürün eskiden daha iyiydi ama şimdi artık değil gibi bir algı yarattıkları için oradan da başka bir önyargı vardı. Yani siz Türk malısınız kesin işte 3 seneye 5 seneye bozarsınız gibi bir algı vardı. Bunu da gerçekten bizim ürünümüzü yıllarca kullanıp da hep aynı şekilde aynı sonucu alıp bundan çok memnun kalan kullanıcılarımız sayesinde aslında. Hani ağızdan ağıza pazarlama dediğimiz şey belki bizde işe yaradı. Yani memnun kalan eşine, dostuna, arkadaşına anlattı ve bu şekilde şu an Kozmed büyüdü. Yani biz bu zamana kadar ne büyük bir reklam çalışması yaptık ne büyük projeler yaptık. Bizim tamamen bu zamana gelmemizin sebebi ürünümüzü kullanan kişiler aldıkları memnuniyet verici sonuçlar sayesinde biz buralardayız yani. Sosyal medyayı olabildiğince etkin kullanmaya çalışıyoruz çünkü orası gerçek bir ortam yani bizim için sadece influencerlarla olan iletişim değil bunun yanında bizim ürünümüzü gerçekten bir noktadan satın almış ve cildimde ben bunu kullandım deyip organik bir şekilde paylaşan kişiler bizim için çok değerli. Benim her zaman hayalim oydu zaten. Yani herhangi bir kişinin işte evinde, tuvalet aynasının önünde olmak, makyaj çantasının içerisinde olmak bu en önemlisi. Ve bakıyorum bugün evet 100 küsür bin, 200 bin, 300 bin takipçisi olan kişilerle de yaptığımız işbirlikleri var. Ama onların arasındaki belki de en değerlisi işte 10 bin takipçisi olan, 1000 takipçisi olan, 300-500 takipçisi olan ya da 20 bin takipçisi olan kişilerin gerçekten ben işte temizleyici olarak Kozmed kullandım, işte makyaj altı bazı olarak Kozmed'in nemlendiricisini sürdüm demesi, bunları paylaşması. Yani çünkü artık şu anda itiraf etmeliyiz ki bence hepimiz kendimize hangimiz bir dergi reklamından, gazete reklamından ya da bir televizyon reklamından etkilenerek bir şey gidip de satın alıyoruz ama her birimizin takip ettiği mutlaka kişiler var. Yeri geldiğinde bir işte çantasıdır, ayakkabısıdır, yeri geldiğinde kullandığı bir nemlendiricidir, bir makyaj malzemesidir. O yüzden tabii ki de sosyal medya ve influencer iletişimi yatsınamayacak bir gerçek. Ve biz de bu dünyanın içerisinde varız. İleride de daha da aktif olmayı hedefliyoruz tabii ki de. İnfluencerlarla geçtiğimiz sene aslında çok büyük bir proje gerçekleştirdik. Geçtiğimiz sene dedim yani bu 9. yılımızı kapsayan bir proje olmuş oldu. Orada 9 tane influencerla bir araya geldik. Onlara dedik ki bizim 9 tane ürünümüzü beğendiğiniz 9 ürünümüzü seçerseniz sizlerle beraber bu ürünlerin ambalajlarını yeniden tasarlamak istiyoruz dedik. Ve bu ürünlerin satışından da elde edilecek gelirle Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nda 900 çocuğun birer yıllık eğitimini karşılamak istiyoruz dedik. Ben bunu geçtiğimiz sene Ocak'ta böyle anlatmaya başladığımda
çok gerçekleşemeyecekmiş gibi duruyordu. Ama sonrasında biz, bu arada ben de hamileydim yani. Proje benimle beraber ilerledi. Benim de göbeğim ve karnım büyüyordu, kızım büyüyordu içimde. Sonrasında hatta bir videomuz var. Artık çok şişmişim yani resmen. Sonrasında doğuma gidiyorum zaten. Ve en nihayetinde projemizi gerçekleştirdiğimizde artık benim kucağımda bebeğim vardı. Projemiz ortaya çıkmıştı. Ve biz sadece bebeğim değil, aynı zamanda 900 çocuğu da büyütür hale gelmiştik. Çok güzel ürünler çıktı ortaya. Yani ambalajlarımız çok keyifli, neşeli. Gerçekten raftan al beni dedirtiyor. Ama burada en önemli şey işte o 900 çocuğun hayatına dokunmuş olmak. Çünkü ben çok fazla üniversitelere gidiyorum. Oralarda çeşitli konuşmalar yapıyorum. Ben de çok küçükken bir hayale kapıldım ve kendi hayalimin peşinden gittim. Ben her zaman söyleyeyim. Belki beni destekleyen bir melek yatırımcım yoktu. Evet, benim melek yatırımcım babamdı. Ama sağ olsun beni bu zamana kadar çok destekledi. Artık şu an hani hiçbir şekilde destek almıyorum kendisinden ama bana her zaman şey sorarlar mesela. Yani ne kadar şanslısın, işte baban desteklemiş. Aslında iş hiç öyle değil çünkü en nihayetinde batırırsanız babanızın parasını batırma gibi bir riskiniz var. Yani aile şirketini kapattırabilirsiniz gibi bir risk var. O nedenle 9. yıllara gelmiş olmakta bu anlamda da ayrı bir büyük bir önemi var benim için. Yani çok uzun anlattım belki ama influencerlarla yaptığımız proje bizim için gerçekten çok değerliydi. Ve çok da güzel gidiyor. Hala da sürüyor zaten. Marka olmak bir hayal aslında ve biz hala marka olabildik mi noktasında hala düşünüyorum. Yani bence biz hala bir marka değiliz, yani daha gideceğimiz çok yer var. Çünkü bugün kullanmakta olduğumuz kozmetik markalarına baktığımızda her birinin 40 yılı, 50 yılı, 60 yılı var. Yani çok büyük geçmişleri var aslında. Biz daha hani başlangıçta söyledim ya, 9. yılımızı daha yeni kutladık. Ama tabii böyle yavaş yavaş olmaya başlıyoruz diyebilirim. Marka olmanın en büyük avantajı bence insanlarla bir artık beraber bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Yani onların evindesin, onların en mutlu anındasın. Bizim mesela söylediğimiz her zaman söylediğimiz şey şudur. Belki o kişi çok stresli bir anında cildinde bir sivilce çıkarttı ve biz onun yanındayız. Yani çünkü o bizim ürünümüzü kullanıyor ve o en büyük sorununu, en büyük stresini belki bizim ürünümüzle çözüyor. Ya da işte aynı şekilde bir saç dökülmesi ya da işte cildindeki hassasiyetini düşünsenize. Kızarıyorsunuz, bozarıyorsunuz. Makyajla bunu kapatabilirsiniz evet belki ama makyaj orada aslında kalıcı bir çözüm değil. Kalıcı bir çözüm için işte bizim tarzımızda ürünleri kullanması lazım. Bizi kullanması lazım. Yani aslında onun hayatındaki cildiyle ilgili sorunlarını çözen bir arkadaşız biz aslında. O yüzden ve marka olduğumuzda da ne oluyor? O zaman aklına ilk gelen isimlerden bir tanesi oluyoruz ve bu bizim için gerçekten çok değerli. Ha, marka olmanın dezavantajı ne dersek de bu sefer aslında çok büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Yani çok fazla kişi sizi kullanıyor. Memnun olanlar çok ama memnun kalmayanlar da olabiliyor. Çünkü bir kere cilt işindesiniz. Yani sadece cilt değil, saç ürünlerimiz, vücut ürünlerimiz de var. Ve herkesin cilt tipine, saç tipine uygun ürünler tabii ki de üretemezsiniz. Yeri geldiğinde alerjik reaksiyonlar da olabiliyor. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Ya da bazen yanlış kullanımlar sebebiyle böyle şeyler olmuş olabiliyor. Burada bizim için de en önemli şey tabii ki de kullanıcılarımızla olan iletişim. Çünkü markayla ilgili yaşamış oldukları kötü bir tecrübe benim tarafımdan öncelikli olarak, yani her zaman onu söyleyeyim, kesinlikle anında çözülmesi gereken bir şey. Çünkü bir üründen memnun kalan bir kişi belki sadece 2-3 arkadaşına anlatıyorken memnun kalmaması durumunda 15-20 arkadaşına söyleyebiliyor ya da hani her şeyi geçtim sosyal platformlarda bunu yazdığında belki o 1000, 2000, 3000, 5000 kişilere bile ulaşabiliyor. O yüzden gerçekten memnuniyetsizlik bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Yani birisi memnuniyetsizse o anında çözülmesi gerekiyor kesinlikle. İşte marka olduğunuzda bu tarz bir dezavantaj var ama bence bundan sebep ben marka olmaktan kaçınayım diye bir şey yoktur herhalde. Hiç kimse de zaten kaçmıyordur diye düşünüyorum. O yüzden yani marka olmak güzel ama diliyorum biz de bir gün gerçekten o olmak istediğimiz yere gelmiş bir marka oluruz. 2019 bizim 10. yılımız olacak tabii. 10. yıl demek aslında gerçekten yani çok büyük bir süre. Ben hani kendimi düşünüyorum. Ne kadar küçükken başlamışım. Ben de kozmetikle beraber büyüdüm. Bu seneki hedefimiz bir kere ihracat. Yani artık çünkü Türkiye'de evet gelmek istediğimiz noktaya
geliyoruz. Hani tam geldik demek istemiyorum ama geliyoruz. Ve artık bizim dünya için adımlarımızı atmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden bu sene bizim için durmak yok. Yani sürekli o ülkeden o ülkeye, sürekli kendimizi anlatır halde olacağız. Yani mobil olacağız bu nedenle. O hayalin peşinden gideceğiz yani artık. Çünkü insanların karşısına 10 yıllık bir marka çıkartıyoruz. 10 yıllık bir markayı sunuyoruz. O yüzden en büyük hedef ihracat. Kozmet benim için çok özel yani Kozmet ben Kozmet'im diyebilirim yani benimle birlikte çalışan ekibim hani bunu biz her zaman söyleyeceğim yani ekibim için de çok özeldir Kozmet. En başına hatta ekibi söyleyeyim çünkü biz bugün Kozmet'i bir yerlere getirebildiysek bu sadece benim sayemde olmuş bir şey değil yani biz hep birlikte bu markayı alıyoruz hayalini kurmuşuz ama bir yerlere hep birlikte getiriyoruz. O yüzden hepimiz için çok özel, kullanıcılarımız için çok özel yani onlar da biliyorlar mesela ilk baştaki ambalajlarınız şuydu, sonradan böyle değiştiniz vesaire bizi takip edenler yani çok net bunu gözlemleyebiliyorlar. Neden özel? Çünkü bizden yani her şeyin hayalini biz kuruyoruz. Bir gün internette bakarken belki diyorum ki yani bizim de böyle bir ürünümüz olsa diyoruz ve Ar-Ge'miz onunla ilgili çalışmaya başlıyor. En yeni geliştirilmiş etken madde neyse onu buluyoruz. Onunla ilgili ürün çıkartıyoruz ya da bir dermatoloğumuza soruyoruz. Yani nasıl bir ürün olsa hocam siz ne istersiniz diyoruz. Ondan sonra onunla ilgili çalışmaya başlıyoruz. O yüzden aslında çok böyle hani bizlerin şekillendirdiği bir şey olduğu için çok çok özel. Niye özel? Çünkü şimdi dediğim gibi yurt dışına açılacağız ve içerik olarak biz ona bizden bir şey kattık. Her zaman özellikle ihracatta fuarlara katıldığımızda bize çok fazla sorulan bir şeydi. Yani hani okey Türk markasısın çok güzel aferin alkış ama seni bir Fransız markasından veya bir İsviçre markasından ayıran şey ne dediğinde kalıyorduk çünkü gerçekten biz de etken maddelerimizi Fransa'dan alıyoruz, İsviçre'den alıyoruz, Brezilya'dan alıyoruz, Kore'den alıyoruz, birçok yerden alıyoruz ama Türkiye'den bir içeriğimiz var mı dediğimizde yok. Yani yoktu gerçekten ve bununla ilgili geçtiğimiz senelerde çalışmalara başladık. Türkiye'deki endemik bitkileri araştırırken bulduk kendimizi ve sonrasında da literatürde, tarihte, Türkiye'de işte kadınlar güzellik sırrı olarak neleri kullanmış hep bunları araştırırken bulduk ve karşımıza da çiğdem çiçeği çıktı. Çiğdem çiçeği çok böyle tatlış, böyle küçük, sevimli, sarı, çok güzel bir çiçek ve Türkiye'ye endemik bir bitki. Biz bundan bir etken madde yapabilir miyiz diye düşündük. Tabii bunu Türkiye'de yapmak şu anda mümkün değil. O yüzden biz İsviçreli bilim adamlarına gittik gerçekten. İsviçre'deki birlikte çalıştığımız etken madde firmalarından bir tanesiyle iletişime geçtik. Ve dedik ki bizim ülkemizde böyle bir endemik bitki var. Biz bundan etken madde üretmek istiyoruz. Bununla ilgili nasıl ilerleyebiliriz? Onlar bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptılar. Ve sonrasında da bu çiçeğin çok böyle nadide bir özelliğini ortaya çıkarttılar ki şu anda bu ürün, bu çiçek bizim şu an tüm ürünlerimizin içerisinde var. Ne yapıyor bu çiçek? Aslında hücreler arası iletişimi arttırıyor dediğimiz. Yani hani birazcık şöyle söyleyebilirim. Herhangi bir cildinizde hassasiyet varsa işte koyduğumuz etken maddeler aslında daha güçlü bir şekilde birbiriyle iletişim kurarak daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Saç dökülmesine karşı bir içerikse yine hücreleri bir araya getirerek aslında o dökülme karşıtı mücadelenin daha başarılı olmasını sağlıyor. Ya da aynı şekilde sivilce de. Yani aslında ürünlerin özelliğini bir tık, iki tık hatta belki beş tık daha öteye taşıyan bir içerik yaratmış olduk. Biz bulduk. Yani gerçekten çok güzel bir duygu. Hani nedir? Biz kendi laboratuvarlarımızda geliştirmedik bunu. Orada mevcuttaki bir bilgiyle birlikte, oradaki bilim adamlarıyla birlikte geliştirdik ama bizden çıkmış oldu. O yüzden de şu an artık biz de ihracattaki iletişime geçtiğimiz kişilere şunu söyleyebiliyoruz. Yani sizin farkınız ne? Bizim farkımız çiğdem çiçeği. Bizim farkımız Türkiye'den kullanmış olduğumuz, başka hiçbir üründe olmayan bir içeriği kullanmış olmamız. O yüzden apayrı. Yani hani herhangi bir kozmetik markasıyla karşılaştırıldığında artık içeriği de bizden. O yüzden yeri çok değerli. Tabii ki de yani bebek gibi yani ben onunla beraber büyüdüğüm için Kozmet de benimle beraber büyüyor. Birlikte hatalar yaptık, düştük, kalktık. Zamanında çok ağladığımı da bilirim. Galiba olmayacak dediğimi de bilirim. Yapamıyoruz, kapatsak mı dediğimi de bilirim. Ama herhalde şu an artık öyle bir şansımız yok. Çünkü çok da güzel ilerliyor her şey. O yüzden yani daha da gidecek inşallah. Ben teşekkür ederim. Yani son sözlerimi söylemek istersem aslında bir gün gerçekten diliyorum ki herkesin evine bir şekilde girmiş olalım. Bu markayı hep birlikte büyütmeye devam edelim. Beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.